Şimdi Ender kardeşim, çok güzel cevap veren mi daha zekidir, yoksa çok güzel soru soran mı daha zekidir diye dünyada bir tartışma vardır. Ben her zaman gazeteci olmam hasebiyle, sen de aslında aynı mantıkla, tüm gazeteciler aynı mantıkla soru sorar. Tabii. Çok zeki insan çok güzel soru sorandır. Her insanın herhangi bir konuyla ilgili mutlaka vereceği çok güzel bir ya da birkaç cevap vardır, ama her insan her konuda zekice soru soramaz. Onun için cevap vermekten ziyade soru sormanın ben daha önemli bir şey olduğunu, daha zekice bir şey olduğunu, daha sorunları, problemleri çözen bir şey olduğunu her zaman düşünmüşüm. Ama aslı... Şimdi mesela sana hemen bir şey sorayım. Bakayım ki sen bu soruya cevap verebilecek misin? Sonra konuya geçelim. İşine gelince menzil cemaatinde, işine gelince Recep Akdağ'ın dostu, işine gelince AK Partili, işine gelince hepsi. Bu adam kimdir? Cafer Burcu. Gördün mü işte? Ama burada bu soruya cevap Erzurum'da verecek birçok insan mutlaka vardır senin gibi. Ama bu soruyu benim gibi sorabilecek insan sayısı Erzurum'da diyelim sen, ben, bizim gibi 40-50 kişidir. Bu şeye benziyor Cem Bey, suda yürüyor, vak vak. Yani bunu bilmeyecek, işte az önce dedim ya Cem Bey, soru soracağınız kişinin de vereceği cevabı önceden kestirmek çok önemli. Evet, mutlaka onu da sormuş olduk. Şimdi buradan hareketle... Niye sordunuz bu soruyu? Bunu öyle birden aklıma geldi, öyle bir not tutmuşum burada, bu soru aklıma geldi. Yani işine gelince menzil cemaatinden, işine gelince Recep Akdağ'ın arkadaşı, işine gelince AK Partili, işine gelince de hepsi şeklinde yapan Erzurum'dan... Cafer Burcu Erzurum'da istihdam sağlayan, iş veren... Biz ne yapıyoruz kardeşim? Erzurum'a vergi veren... Ha, biz ne veriyoruz? Biz ne veriyoruz? Biz de mükellefiz kardeşim, ne diyorsun? Yani yok... Ya bu bir açıklama olamaz. Şuraya getireceğim bunu. Yani, İstihdam sağlayan, bir daha söyle. Belki az önce saydığınız o işine geldiği gibi kullanabilen... Belki de Cafer Burcu değil de Ahmet'e, Mehmet'e... Bizim de mahalledeki bakkal Mehmet amca da çırak çalıştırıyor, istihdam sağlıyor. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Yani o söylediğiniz vasıflarda olan ismi Cafer değil de Sefer, Ayfer, Osman, kime verirseniz bu vasıfları, belki herkes istihdam sağlar, herkes vergisi verir, herkes gelişir. Ama burada neden o kişi, onu da araştırmak lazım. Yani demek ki bu adam, az önce sorusunda akıllıyız ya, demek ki bu adam akıllı. Şimdi şunu söyleyeyim. Erzurum eğer kalkınmak istiyorsa, geleceğe ümitle bakmak istiyorsa, Erzurum siyasetinde AK Parti'nin etkili bir siyasi parti olmasını istiyorsa, Profesör Doktor Recep Akdağ bakanımız, işini hakkıyla, layıkıyla yapan, gerçekten kendimizin gurur duyduğu bir insan. Kardeşim bak, biz bunu da söylüyoruz. Şunu söyleyeyim, eğer Erzurum siyaseti, ticareti, sosyal ve kültürel hayatı ve işte efendim sayın milletvekillerimiz ya da şehrimizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşları Cafer Burcu problemini çözmedikten sonra bu şehir hiçbir zaman doğru düzgün iş yapamayacak kardeşim. Ben iddialı konuşuyorum. Boş konuşan bir adam değilim. Ben sabahtan akşama kadar limoncu Nihat'la da oturuyorum. İş adamıyla da oturuyorum, siyasetçiyle de oturuyorum, esnafla da oturuyorum, çiftçiyle de oturuyorum. Yok böyle bir şey kardeşim. Bu bir milli felaket Erzurum adına. Cafer Burcu konusunun Erzurum'da detayıyla incelenmesi gerekiyor. Nasıl AK Parti ilden elini Sayın Bakanımız Profesör Doktor Recep Akdağ çektiyse, Cafer Burcu'nun tüm siyatın da üzerinden elini çekmesi gerekiyor. Ben bir arızaya, ileride başımıza çıkacak bir probleme, ileride skandal olabilecek bazı işlere işaret ediyorum. Yoksa şunu söyleyebilir miyim ben sana? Ben hayatımda Cafer Burcu denilen adamla ne oturmuşum, ne konuşmuşum, ne telefonda konuşmuşum, kendisini tanımıyorum. Sadece resimlerden tanıdığım bir insan. Ama burada Erzurum adına milli bir felaket var. Erzurum'un kamu kurum kuruluşlarını, siyaseti, bakanını, Erzurum değerlerini kendi çıkarları adına kullanan bir isim var. Burada halkın, Efkar-ı Umumiye'nin yani kamuoyunun Erzurum'da Cafer Burcu ismi ve yaptıklarıyla ilgili birçok rahatsızlığı var. Bunun üzerini ne zamana kadar kapatacağız?
bununla ilgili ne zamana kadar sessiz kalacağız kardeşim? Bu konu önemli bir konu. Şimdi, Cafer Bulucu konuşuyor. Bu şehir adına değil, ülkemiz adına. Ülkemizin artık özellikle 17-25 Aralık'tan sonra değil, 15 Temmuz'dan sonra cemaatler ve cemaat mensupları üzerinde çok dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Geçtiğimiz hafta ne dedik? Çocuklarımızı bir kere cemaatlerin yurtlarından ve evlerinden uzak tutmalıyız. İş adamları, iş yaptıkları, ticaret yaptıkları kişileri bu cemaatçi, bu menzilden, bu Süleymancı'dan, bu Ahmetçi'den, bu Mahmutçu'dan artık cemaatler Türkiye'nin başına bir beladır. Bunu artık kabul etmek zorundayız. Hacan Bey'in dediği gibi başımıza herhangi bir bela mı gelecekmiş? Biz bütün belalara ülkemiz üzerine, ülkemiz adına katlanmaya razıyız. Dün Kayseri'de içimiz yandı. Ondan önce Beşiktaş'ta içimiz yandı. Bizim içimiz artık yana yana artık bizim içimiz yanmaktan yok. Kavrulduk artık Cem Bey, yorulduk. Bu yüzden bizim artık cemaatlere, cemiyetlere, birleşmiş insanlar topluluklarından ziyade tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek din. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız bunu emrediyor. Diyor ki tek bayrak, tek millet, tek devlet. Evet, biz tek bayrak, tek millet, tek devlet. Evet, cemaat mı olacağız? Camide cemaat olacağız. O camideki imamın arkasında cemaat olacağız. Onun için yani burada Cafer Burcu, Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Kemal, onların hepsini silip atıyoruz. Ticaret yaptığımız kişileri, kim olduklarını, menzilci, FETÖ'cü, Ahmetçi, Mehmetçi değil. Şimdi çok önemli bir konu daha var. Girmek istemiyorum ama gireceğim Cem Bey. Bu şehirde bir zamanlar il başkanlığı yapmış. Bugün FETÖ terör örgütünden tutuklu bir il başkanımız var. Peki bu adam neden tutuklu FETÖ'den? Bunun kardeşlerinin malları el konulmuş, kayyum atamış, devletimiz ne derse o olacak. Peki, yine sizin dediğinize geleceğim Cem Bey, tehlikeyi arz ediyorum. Bu şehirde Kardelen TV'nin ilk kurulduğunda o il başkanının ortağı Cafer Burcu'ydu. Kardeşi bugün her ne kadar abisi FETÖ'cü olduğu için onun ortağı görünüyorsa, Cafer Burcu da onunla bir zamanlar ortaklık yapmış. Yani bakın, burada yine şuraya geliyor Cem Bey. Cemaatler bu ülkenin başına bir beladır. O gün FETÖ'cüyle ortaklık, bugün menzilciyle ortaklık, yarın Süleymancı'yla ortaklık, bu şekilde bu ülke gitmez. Bu ülkede tek bayrak, tek millet, tek devlet. Bunu benimsemeliyiz ve yaşamalıyız. Şimdi onu da söyleyeyim ben bir. Cafer Bulucu konusunda da ben il konusunda Sayın Bakanımızı, Profesör Doktor Recep Akdağ Bakanımızı, bak ona gurur duyduğumuzu söylüyoruz ya. Ya biz sizi seviyoruz Sayın Bakanım. Benim Cem Atmaca'nın şahsi olarak size karşı hiçbir garezi, kini olmaz, olamaz. Olamaz. Çünkü benim, ya olamaz, benim böyle bir hakkım yok yani. Ve kaldı ki ben, efendim, AK Parti iktidarları dönemince sizinle hiçbir zaman karşılaşmamış, sizden herhangi bir şey talep etmemiş bir insanım. Karşılaşabilirsiniz de. Karşılaşmamış mutlaka ama etmemiş bir insanım. Demek ki ben burada bir tehlikenin var olduğunu, şehir adına bir tehlikenin, siyaset adına bir tehlikenin, AK Parti adına bir tehlikenin, şehrin değeri olan Profesör Doktor Recep Akdağ adına bir tehlike gördüğüm için ben bunu burada söylüyorum ve tekrar ediyorum, bu konuyu kapatalım. Şimdi devamında şunu bir konuşalım. Tabii Erzurum'da kardeş Kıyamet Karabet 4G olunca mutlaka sosyal ağlar üzerinden ve yerel basın üzerinden en çok takip edilen haberlerden ve en çok çok takip edilen konulardan bir tanesi de karla mücadele oldu. Biliyorsun karla mücadele konusu çok önemli bir konu tabii ki. Mutlaka belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi de karla mücadele etmek. Bu karla mücadele konusunda ne diyeceksin? Kim başarılı, kim başarısız? Kim bu işi iyi yaptı, kim yapamadı? Bununla ilgili birçok dedikodu var, birçok spekülasyon var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Amenna iman etmiş, amenna iman etmiş, inanmış insanlarız. Bu işi en güzel yaradan Rabbim yaptı. Burası Antalya mı yavrum? Burası Adana mı? Buraya ilk kez mi kar yağdı? Bundan 20 sene önce evlerimize giremediğimiz günler vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Aşağı Uncu Mahallesi'nin o ara sokaklarında çatlardan, bacalardan atılan kar evlerimizin yolunu kapatır, evlerimize dahi gidemezdik. Bugün Erzurum'da 3 alt belediye, bir Erzurum Büyükşehir Belediyesi yağan karı kaldırmak için çalışıyor ve biz bundan şikayetçiyiz. Yahu biz ya bu şikayet eden, sosyal medyada paylaşan insanların yaş ortalaması ya 16
ya da cahil diyor. Ya yaradan Rabbim tabiat kanunlarına göre sabah saat 6'dan gece saat 7'ye kadar güneş doğsa bir şeyde tabiat kanunlarına göre yani Rabbim ol der olur. Ama o tabiat kanunlarına güneş doğsa bu karı 24 saate kalkmaz. Biz belediyelerden 2 saat içerisinde bu şehirdeki karın kalkmasını istiyoruz. Yani yok böyle bir şey. Yani burası Adana değil, burası Erzurum. Erzurum'da yaşıyorsak, Erzurum'da yaşamak zorundaysak, Erzurum'un ekmeğini yiyorsak, Erzurum'un Kasım, 10 Kasım'da, Mayıs'ın 29'una kadar bu şehirde kar yağar, bu şehirde kar yolları kapatır, bu şehirde belediyeler... Şimdi Cem Bey, Erzurum 985 tane köy var. 985 köyün yolunun açılması demek, bir dozer bir kamyon demek. Evet. Bunların başına ikişer tane şoför gerekli mi? Demek ki 2000 kişi sadece köylerde çalışacak ki köylerin yolu açılsın. 2000 insan. Peki şehir merkezine dönelim. 1000 kişi de şehir merkezinde çalışması gerekli sadece dozer ve kamyon haricinde 3000 kişi. Belediyenin 3000 tane elemanı var mı? Yok. Belediyeler ellerinden geldiğini yapmaya çalışıyorlar. Bu bir doğal afet değil. Tabiatın bir kanunu bu. Erzurum'un tabiatında var kar. Bir de Cem Bey, sosyal medyada tartışmalara çok dikkat ediyorum. Erzurum'un insanı, bizim hemşehrilerimiz, bizim vatandaşlarımız hangi yolun hangi belediyeye ait olduğunu bilmiyor. Yani ana arterler Büyükşehir Belediyesi'nin sınırlarında, ara yollar ise alt belediyedir. İşte Şükrüpaşa'da oturuyoruz isek, Şükrüpaşa Çaykur'dan aşağıya olan ana caddenin Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları olduğu, temizlemekle mükellef olduğu, o ara sokakların yani Çaykur'un İşte Şükrüpaşa'ya giden, Dalaşköy yoluna giden yolların ise Yakutiye Belediyesi'nde olduğunu bilmesi gerekli. Yenişehir'de, Palandöken sınırlarında Maraşan Çakmak Hastanesi'nin olduğu üst yol dediğimiz yol ve alt yol Büyükşehir Belediyesi'nin sınırlarında ama aralardan birleştiren ara arterlerin Palandöken Belediyesi'ne ait olduğunu bilmek zorundayız. Ama biz şunu gördüm ben Cem Bey, Yakutiye Belediyesi sınırları içerisinde ana arterler açık, ara arterler Yakutiye Belediyesi çalışmaz iken Büyükşehir niye temizlemedi diyorlar. Halbuki Büyükşehir ana arteri temizlemiş, ara arterde Yakutiye Belediyesi çalışmıyor. Köylere bakıyorum, bütün köy yolları açık, ulaşımda sıkıntı yok. Hiçbir hastamız şu 3 günlük süreçte hasta köyünde kalmamış. Helikopterle gitmiş almışlar bir şekilde yollar açılmış. Yani şunu söylemek istiyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şimdi bana birileri ya yalakalık mı yapıyorsun diyecekler. Hayır, ben evimden çıktım, şehirde de dolaştım. Hiçbir yerde yolda kalmadım. Hiçbir şekilde trafikte problem yaşamadım. Ben günlük şehir merkezinde 300 km yol yapıyorum. Kendi aracımla her gün 250-300 km yol geziyorum. Erzurum'da 3 gündür hiçbir yol kapalı değil. Soğuk. O yaradandan geliyor. Buna belediye başkanı ne yapsın? Buna belediye başkanı yardımcısı ne yapsın? Ha şuraya gelelim. Alt belediyelerin eksik çalışmaları Büyükşehir Belediyesi'nin çalıştığı ara yollarda burada bir aksaklık olur. Burada yapacak hiçbir şey yok. Ama yine söylüyorum bu bir yalakalık değil. Bu bir ismini ne koyarsanız hiç önemli değil benim için. Büyükşehir Belediyesi karın altında kalmamıştır. Burası Erzurum. Burada yaşıyorsanız bu karı, bu kışı, bu kıyameti, bu garibeti kabullenmek zorundasınız. Burası Erzurum. Buraya Erzurum'a ilk kez mi kar yağdı ya? Burası Adana değil, burası Antalya değil. Eğer ki kar istemiyorsanız, eğer ki karda, kışta, kıyamette yürümek istemiyorsanız Antalya'ya gideceksiniz. Eğer orada bir gün kar yağarsa o da sizin şansınıza. Onun için karla mücadelede ana arterlerle ara arterleri çok iyi bilmemiz gerekli. Yakutiye Belediyesi'nin sınırlarında ben oturan bir vatandaşım, Yakutiye Belediyesi'nin ara sokaklarının hepsinde kar çalışması yapılmıştır. Bakın Yakutiye Belediyesi'nin ara sokaklarında yapılmıştır ama Yakutiye Belediyesi dağ dağ yırmış çıkmış gitmiş. Bu dağı gören Büyükşehir çalışmıyor diyor. Büyükşehir'in ana arteri açık. Bunu bilmek lazım. Biz ana arterlerimizi açalım hastaneye. Yani başımıza gelebilecek herhangi bir şeyle hastane olayında ya da başımıza ne gelir? İtfaiye yolları, ambulans yolları açık olsun. Burası Erzurum. Burada katlamak zorundayız. Şimdi tabii karma mücadele belediyelerin asli görevidir kardeşim. Büyükşehir Belediyesi, alt belediyeler, ilçe belediyeleri karma mücadeleyi yapacaklar. Karma mücadeleyi yapamayan ya da yapmayı başaramayan ya da karma mücadeleyi kendine
bir angarya sayan, bir ekstra iş dayan, adam sende bu da iş midir şeklinde bir yaklaşımda bulunan bir belediye başkanı varsa hemen istifa edip gitmeli. Burası kar şehri, burası kış şehri. Bir defa onu söyleyeyim. Şimdi bu karla mücadele konusunda ki yaklaşımı şöyle bir değerlendirmek lazım. Az önce siz söylediniz, ben de ona da internetten bir daha baktım bilgiyi teyit etmek için. Erzurum köy sayısı bakımından Türkiye'nin 4. ili. 1009 tane Erzurum'un köyü var. Buyurun. En çok köyü olan ilde Sivas'mış, oranında 1249 tane köyü varmış. Şu anda bakıp söylediğim bir bilgi. Normalde ben Erzurum'un herhalde 989 köyü olduğunu biliyordum. 1009 tane köyü varmış. Şimdi tabii ki ilçe belediyelerine bağlı köyler de var. Yakutiye bağlı mahalleler köyler de var. Anladım, mahalleler var. Efendim, bu 1009 köyün ve diğer ilçelerin tamamının sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde olduğu düşünüldüğü zaman Büyükşehir Belediyesi'nin işinin çok ağır olduğu net bir şekilde görülecektir. Ama şunu söyleyeyim, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmayla mükellef olmadığı yollarla ilgili Yakutiye Belediyesi'nin ya da Palandöken Belediyesi'nin arayan vatandaşlara o Büyükşehir'i arayın şeklinde bir yönlendirme yapmalarının ben hiç ahlaki bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Burada bunu belirteceğim. Ha, Büyükşehir Belediyesi geçen yıl karın altında kalmıştı. Bu yıl karın altında kaldı mı kalmadı mı konusunda yapılan tartışmaların ben biraz da kişisel husumetlerden Büyükşehir Belediyesi ile yapamadığı ticari alışverişten, Büyükşehir Belediyesi'nde işe koyamadığı oğlundan, yeğeninden, çocuğundan ya da Büyükşehir Belediyesi'nin, belediyenin temsil ettiği AK Parti'den olmama, işte Milliyetçi Hareket Partili olma, Cumhuriyet Halk Partili olma sahikinden hareketle, evet, muhalefet tandanslı, çıkışlı eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki karı temizlemek büyükşehirinde, ilçe belediyelerinde asli görevleridir. Bir de şunu söyleyeyim, kar temizliği değil, karla mücadele diyoruz. Mücadele demek ne demek? Mücadele demek topyekün hep beraber yardımlaşarak ve sürekli yapılması gereken işe biz mücadele ediyoruz. Buna kar temizliği demeyeceğiz, karla mücadele diyoruz. Şu anda Erzurum'da 30 derece soğuk var, birazdan hava gevşer, yarın 1 metre daha kar yağabilir. Onun için ilçe belediye başkanlarının Büyükşehir Belediyesi'ne olan gıcıklarını, husumetlerini, kinlerini, nefretlerini, istememezliklerini, çekememezliklerini, siyasi muarızlar olarak siyasi arızalarını kar çalışmaları üzerinden Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir intikam almalarının ahlaki olmadığını, etik olmadığını, doğru olmadığını, dik duruş olmadığını ben buradan belirtmek istiyorum. Ama Büyükşehir Belediyesi de yoğun bir sorumluluğu olan, çünkü Büyükşehir Belediyesi il özel idarelerinin ödeneklerini de aldı. Niçin aldı? İl özel idarenin tüm görevlerini de üzerine almış oldu. Onun için ona göre makina teçhizatta alması gerekiyor. Ben Büyükşehir Belediyesi'yle de hiçbir ticareti olmayan bir adamım. Bakın kameraların huzurunda açıklıyorum. Çünkü neden? Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı beni sevmez. Niye? Onu eleştirdiğim için. Başkan yardımcısı beni sevmez. Niye? Onu eleştirdiğim için. Büyükşehir Belediye Başkanı beni sevmez. Niye? Onu eleştirdiğim için. Bakın ben burada bir yürek, bir delikanlılık, bir dük duruş, bir omurgalılık sergiliyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne 2016 yılında bir tane fatura kesmiş ticaretçi değilim ben. Ona rağmen 15'te de yok. Hayır, 15'te de yok. Ona rağmen ben Büyükşehir 17'de de olmayacağını çok iyi biliyorum. Çünkü adam talimat veriyor Büyükşehir Belediyesi'nde. Namussuzum biri. Adam ayaklarıyla kendi geliyor benim iş var. Ben bunları yaşamış bir insanım. Ender kardeşim. Söyleyeyim de Erzurum halkı bilsin. Mehmet Sekmen de duysun. Adam bir ürünün sadece bende olduğunu bildiğinden dolayı benim iş yerime geliyor.
Benim iş yerime geldiğinden dolayı bir daire başkanı ve başkan yardımcısı tarafından o adamın iş yerinde senin ne işin var şeklinde bir muameleye maruz kalmama rağmen Büyükşehir Belediyesi'ne de burada haksızlık edildiğini, ayıp edildiğini de söylemek, beyan etmek zorundayım. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin başkan, başkan yardımcıları ve karla mücadele ekibi ve biriminde olan insanların da adam sende bu iş nedir şeklinde deme hakları yok. Burası da sizin babanızın yeri değil. Benim vergimden size her ay karla mücadele için para gönderiyorlar. İşinizi hakkıyla, layıkıyla yapacaksınız. Ha, Büyükşehir Belediyesi garnitür işlerle ilgili her gün basın bildirileri atıyor. İlk kar yağdığı gün bir an itibariyle yaptım. Büyükşehir Belediyesi kendine ait olan caddeleri, sokakları, ana arterleri bir basın bildirisiyle Erzurum kamuoyuna duyursun dedim. Beni kimse dinlemiyor ki abi. Beni kimse takmıyor ki Büyükşehir'de. Çünkü niye? Niye takmıyor söyleyeyim. Mesela dün bir Tuncay Kırımboz mudur nedir? Atasever midir nedir? Senin gibi bir kel arkadaşımız var. Onunla ilgili bir an itibariyle yaptım. Dedim ki kardeşim senin görevin karla mücadele. Senin Sefer İşleri Daire Başkanısın. İşini yapsana. Murat Aslan'la beraber Erzurum Spor içerisinde en tiri kaçabilmek senin işin mi ya? Gel işini yap işini. Demişim diye kötü oldum kardeşim. Ha, halk buna nasıl cevap verdi, avam nasıl cevap verdi, Facebook'ta zaten hepsi görülüyor. Onun için şunu söyleyeyim. Hiçbirinizin önünde eğilmeyeceğim. Ben eğilmeyi düşünmüyorum. Her zaman dik durdum, yine dik duracağım. Ama şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediye makamında gözü olan belediye başkanları karı temizlemeyerek Erzurum halkını cezalandırmanız, suçu da Büyükşehir Belediyesi'nin üstüne atmanız, eğer böyle bir şey varsa çok namussuz bir hareket, çok haysiyetsiz bir hareket, çok karaktersiz bir hareket. Yapmayın bunu bir şeyine, çok ayıp ediyorsunuz diyor. Bu karla mücadele konusunda kapatıyorum. Evet. Şunu da söyleyeyim. Şunu da bir söyle. Evet. Yani az önce ben buradan Erzurum'un hemşehrilerine, vatandaşlarıma, canlarıma dedim ki eğer ki kar, kış, kıyamet, karametle kalmak istemiyorsanız Antalya'ya gidin. Buradan ben Büyükşehir, Yakutiye Belediyesi, Azize Belediyesi ve Palandöken Belediyesi'nin yetkililerine de söylüyorum. Erzurum'da görev yapıyorsanız siz de Erzurumlu vatandaşları kadar kara, kışa, kıyamete, karamete mecbursunuz. Evet. Siz de eğer ki burada mecbur kalmamak, o eleştirileri almak istemiyorsanız siz de Antalya'ya, Adana'ya, o kadar gidin kardeşim. Siz de gidebilirsiniz. Vatandaşa hizmet verirken, ama şunu da istiyorum ben Büyükşehir Belediyesi'nden. Hangi yollar size ait? Bir vatandaşa bunu duyurun ya. Yani Şükrü Paşa'nın bir ara sokağının size ait olmadığını, Yakutiye Belediyesi'ne ait olduğunu, Azizye'de işte Ilıcan'ın bir ara sokağının size ait olmadığını, Azizye Belediyesi'ne ait olduğunu, Yenişehir'de Kayaturum'da bir ara sokağın size ait olmadığını, Palandöken Belediyesi'ne ait olduğunu vatandaşa bir kere bunu anlatın. Angarya haberlerle gündem oluşturan mantığı yok. Yani çevre ve korumaya bağlı hayvanat bahçesi mi, ne, rehabilitasyonu mu? Orada köpeklere verdiğiniz yerlerin haberini günde 3 kere atacağınız ha? Hangi yolların sahip olduğunu söyleyeyim. Bunu bir çözmek lazım. Doğru bu konuyu. Ama ben gece saat 03.35'te... Susmuyorsun Ender, susmuyorsun. Gece saat 03.35'te Mehmet Sekmen, Selami Keskin, az önce söylediğiniz bana benzeyen Ken arkadaş Tuncay Atasever'in de gece saat 03.35'te ana sokaklarda karla mücadelenin Ahmet Kılıç, Çevre Koruma Başkanı Dördü'nün şehirde her noktada araştırma yaptığını, çalıştığını da gördüm. Ben burada. O Tuncay Kılınboz'a itibariyle, özür dilerim efendim, çok özür dilerim, sehven yapıyorum ben bunu. Tuncay Atasever arkadaşımıza ben zaten bir görev buldum aslında. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da onu istirham ettim an itibariyle. Ama tabii şimdi benim an itibariyleyi de Büyükşehir Belediye Başkanımdan saklıyorlardır. Ama sosyal alanda biliyorsunuz saklama olmuyor. 2-3 gün sonra birden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Aslanlı'dan sorumlu mesut müdür yapsınlar onu. Onu o çeksin, çevirsin. Peki. Teşekkür ediyoruz.